YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Air France 2,5 saatten kısa iç at uçuşlarını kaldırıyor. Hava yolları kısa mesafeli uçuşlar için yolcularını tren seferlerine yönlendiriyor. Bu adımın arkasında hangi gerekçeler yatıyor? Dubai Havalimanı'nda tüm yolcular için iris tarama teknolojisi devreye alındı. Yolcular için gizlilik ve mahremiyet endişesi zirve yaptı. Sistem nasıl çalışıyor, bilgiler nasıl korunuyor? 2021'e performansını artırarak giren Boeing ile Avrupalı rakibi Airbus arasındaki rekabet Şubat ayında da tüm hızıyla devam devam etti. Kim kaç sipariş aldı, kaç teslimat yaptı. Bindikleri uçakta motor patlaması nedeniyle korku dolu anlar yaşayan yolcular, United Hava Yollarına tam 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Yolcular hava yolunu neyle suçladı? Hafta içinde bir helikopter kazasıyla sarsılan Fransız işleti üreticisi Dassault, Yeni modeli Falcon 6X'in ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Dünyanın dört bir yanından hızlı bir haber turuna hazır mısınız? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Air France maliyetleri düşürme isteği ve devletten aldığı kurtarma paketi anlaşmasının koşulları gereği karbondioksit emisyon azaltma hedefine ulaşmak için iç at uçuş ağını büyük oranda azaltmaya başladı. Paris'ten yapılan çok sayıda iç hat uçuşu iptal edilerek yolcular trene yönlendirilecek. Son birkaç yıldır Paris'teki merkezlerinden bazı iç hat uçuşlarını uçuş artı tren şeklinde sunan Air France geçen yıl devletten aldığı 7 milyar euroluk kurtarma paketi karşılığında çevresel ayak izini önemli ölçüde azaltmayı taahhüt etmişti. Buna göre havayolu 2,5 saatten kısa iç hat uçuşlarını kaldırıyor. Böylece Paris Orly Havalimanı'ndan gerçekleştirilen Lyon, Bordeaux, Nantes ve daha pek çok rotaya uçuşlar kapanacak. Aktarma gibi temel sebepler nedeniyle Paris, Charles de Gaulle üzerinden bazı iç hat rotalarına ise uçuşlar devam edecek. Air e France zaten yurt içi uçuş ağından 2019'da 200 milyon euro zarar etmişti. Şirket ülke genelindeki daha ucuz ve verimli demir yolu ağıyla rekabet etmekte zorlanıyordu. Şimdi ülkenin demir yolu şirketiyle intermodalite bir sistem geliştirilecek. Tren seferleri ve uçuşların birbirleriyle bütünsellik oluşturacağı yeni planlamalar yapılacak. Şirketin bölgesel yan kuruluşu olan Air France Hop'la Charles de Gaulle merkezli bir Avrupa uçuş ağı Lyon merkezli bir yerel bağlantı ağı oluşturulmaya odaklanılacak. Daha önce de Hollandalı KLM, kısa mesafeli uçuşlar yerine demir yolu hizmeti sunarak... ...hava yolu ulaşımı için sürdürülebilir bir gelecek yaratma planını hayata geçirmişti. 29 Mart 2020'de resmi olarak hayata geçen duyarlı uçun anlamına gelen Fly Responsibly projesiyle birlikte KLM... ...Brüksel ve Amsterdam-Schiphol havalimanları arasındaki günlük 5 seferinden birinin yerine... ...yüksek hızlı trende koltuk sunmaya başlamış iki şehir arasındaki uçuşları kademeli olarak azaltmıştı. Kısa mesafeli uçuşların yerine demir yolu hizmetlerinin almasına sıcak bakan hava yolu bu sayede karbon salınımını azaltmayı hedefliyor. Havacılık endüstrisinde 2035'e kadar emisyonların yarıya düşürülmesi taahhüdünün hayata geçirilmesi için Hava yollarının kısa mesafeli uçuşların yerine yolcularını tren seferlerine yönlendirilmesinin giderek daha da yaygınlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sayede kalabalık havalimanlarında yaşanan çok sayıda problemin aşılması ve uçuş planlamalarının uçuş ağlarının daha verimli olacağı düşünülüyor. Müzik Uluslararası yolcu sayısı bakımından dünyanın en yoğun havalimanı olan Dubai Havalimanı'nda tüm yolcular için temassız kimlik doğrulama yöntemi olarak iris tarayıcılar kullanılmaya başlandı. Aylardır bu tür biyometrik teknolojilerin test edildiği havalimanında COVID-19 salgını nedeniyle iris tarama sistemi hedeflenenden daha erken tam kapasite şekilde devreye alındı. Iris tarayıcısı ülkeye giren veya ülkeden çıkan yolcuların insanla etkileşim kurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Hem pasaport hem de biniş kartlarının yerini alan sistem fiziksel kağıt veya kart ihtiyacını da ortadan kaldırmış oluyor. Iris tarayıcı sistem dünya genelinde birçok ülkede kullanılan yapay zeka odaklı otomatik kapılar gibi yolcuların potansiyel olarak virüs bulaşmış yüzeylere dokunma ihtiyacını da azaltıyor. Iris taramasının doğruluk oranı ve hızının diğer yüz tanıma teknolojilerinden çok daha iyi olduğu biliniyor. Sistem sayesinde havalimanlarındaki tüm prosedürler yaklaşık 5-6 saniyede tamamlanıyor. Hizmete giren teknoloji depolanan bilgilerin Emirates ve Dubai Göçmenlik Bürosu yetkilileri arasında aktarılması esasına dayanıyor sistemin devreye alınması, biyometrik veri toplama eğiliminin artmasıyla birlikte insanlar arasında gizlilik endişelerini de artırdı. Emirates'in yolcuların yüzlerini, pasaport ve uçuş bilgileri de dahil olmak üzere diğer kişisel olarak tanımlayıcı verilerle bütünleştirdiğine dair biyometrik gizlilik beyanı bulunuyor. Havayolu bu tür bilgilerin net bir zaman dilimi söylenmeden toplandığı amaçlar için makul ölçüde gerekli olduğu sürece saklanacağını da açıkladı. Havayolu verilerin nasıl kullanılacağı ve saklanacağına ilişkin detay vermezken bazı kişisel verilerin Emirates'in diğer sistemlerine de işlenebileceği belirtildi. Dubai Göçmenlik Ofisi ise yolcuların kişisel verilerinin hiçbir üçüncü şahıs ve tarafla paylaşılmayacağını ve yolcuların mahremiyetinin tamamen korunduğunu açıkladı. Bu güvencelere rağmen uzmanlar bu tür verilerin nasıl kullanılacağına dair sınırlı bilgi nedeniyle biyometrik verilerin potansiyel kötüye kullanımı konusunda oldukça temkinli. Hangi ülkede olursa olsun bu tip bilgilere sahip olunmasının tehlike içerdiği düşünülüyor. 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaparak sipariş ve teslimat rakamlarında ivme yakalayan ABD'li imalatçı Boeing Ocak ayını 4 yeni sipariş ve 26 uçak teslimatı ile kapatmış, ay boyunca 21 teslimat ve 0 yeni sipariş performansı gösteren Avrupalı rakibi Airbus'ı çok uzun bir süre sonra geride bırakmayı başarmıştı. Boeing Şubat ayında 82 yeni uçak siparişi aldığını ve 22 uçağı müşterilerine teslim ettiğini duyurdu. Ay boyunca yaşanan 51 sipariş iptali ve dönüşümü de hesaba katıldığında şirket Şubat ayını 31 net siparişle kapattı. Sipariş iptallerinin çoğu tahmin edileceği üzere 737 MAX modellerine yapıldı. Böylece Boeing Kasım 2019'dan bu yana ilk kez net sipariş sayısını pozitif bir değerle kapatmış oldu. Ayrıca ABD'li imalatçı 2021'in ilk iki ayında aldığı yeni sipariş sayısıyla 2020 yılının 12 aylık süreci boyunca aldığı toplam sipariş sayısının %47'sine ulaşmayı başardı. Şubat ayında United Hava Yolları'ndan 25 adet ve adı açıklanmayan müşterilerinden 17 adet 737 MAX siparişinin yanı sıra ABD Hava Kuvvetleri'nden de 27 adet KC-46 tanker uçağı siparişi alındı. Yılın ikinci ayında Singapur Hava Yolları 19 adet 787-10 Dreamliner siparişini 11 adet 777X uçağına dönüştürdü. Hem 787 hem de 777X programlarında yaşanan sorunlar ve gecikmeler sürüyor. Boeing'in Şubat sonu itibariyle birikmiş sipariş sayısı ise 4041 oldu. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleştirdiği 17 teslimata göre bir aşama kaydeden Boeing'in 2021 yılı Şubat ayı teslimatları 18 adet 737 Max, 1 adet 777, 1 adet 767 kargo uçağıyla ABD Hava Kuvvetlerine bir adet K642 tanker ve ABD Donanmasına 1 adet P8 oldu. Boeing detaylı incelemelerini sürdürdüğü 787 Dreamliner uçaklarında teslimat yapamadığı 4. ayı da geride bıraktı. Avrupalı imalatçı Airbus ise Şubat ayında 20 farklı müşterisine toplam 32 uçak teslimatı yaptı. Ay boyunca 11 yeni sipariş alabildi. Şubat ayında teslim edilen 32 uçağın 29'u A320 ailesi uçakları olurken 2 adet a220 ve 1 adet A350teslimatı yapıldı. Böylece şirketin yılın ilk 2 ayında yaptığı teslimat sayısı 53'e yükseldi. 20 Şubat'ta ABD'li United Hava Yolları'nın Denver'dan Honolulu'ya yapacağı uçuş için kalkıştan kısa süre sonra 13000 fit irtifada Boeing 777'nin PW4000 serisi sağ motoru arızalandı. Pilotlar geri dönüş kararı alarak Denver'a acil iniş yaptı. Uçaktaki 231 yolcu, ciddi fiziksel yaralanma olmadan uçaktan inmeyi başardıkları için şanslı olsa da 20 dakika boyunca yaşadıkları korku dolu anları ve girdikleri duygusal sıkıntılarını gerekçe göstererek United Hava Yollarına dava açtı. Hava yolunu uçaklarını düzgün bir şekilde kontrol etmemek ve bakımlarını aksatmakla suçlayan yolcular, Colorado mahkemelerinde açılan davada Söz konusu motorun alev aldığı görüntü oluşup parçalarını yağdırmaya başlamadan önce olağanüstü bir şekilde arızalandığını iddia ediyor. Olay yaşandığından bu yana tüm yolcuların zihinsel olarak bu durumla başa çıkmaya çalıştığının iddia edildiği dava dilekçesinde yolcuların o anları yeniden hatırladıkları flashback'ler, gece kabusları ve genel korku durumları yaşadığı bilgisi yer aldı. Dava, yaşanan olaydan havayolunun sorumlu olduğu ve uçaktaki tüm yolculara toplamda 5 milyon doların üzerinde tazminat ödenmesi talebiyle açıldı. Davanın açılmasının ardından havayol tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada yolcularımızın güvenli bir şekilde havaalanına indirilmesi ve nihayetinde aynı gün içinde daha sonra organize edilen başka bir uçuşla Honolulu'ya ulaştırılma becerilerinden ötürü çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Uçuş emniyeti çalışanlarımız ve müşterilerimiz için en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor. Devam eden federal soruşturma nedeniyle daha fazla yorum yapamayacağız denildi. 2018'de aynı motor tipinde yaşanan benzer bir olay neticesinde Federal Havacılık İdaresi FAA motorların fan blade'lerinin her 6500 uçuşta bir detaylı şekilde incelenmesi kararı almıştı. 20 Şubat'ta sorun yaşanan motordaki fan blade'lerin son kontrollerinin üzerinden henüz 3000 uçuş bile geçmediği ortaya Çıktı. Yani geciktirilen veya ihmal edilen bir bakım durumu söz konusu değil. Yine de son yaşanan olaydan sonra motor üreticisi Pratt Whitney hava yollarına bu kontrolleri her bin uçuşta bir gerçekleştirmelerini tavsiye etti. Yaşanan olayla ilgili yapılan ilk incelemeler sonucu ortaya çıkan ön raporda tıpkı 2018'deki olayla benzer şekilde kırılan fan blade'in iç yüzeyinde yorulma kaynaklı mikro çatlaklar tespit edildiği vurgulandı. Rapora göre olay esnasında türbülanslı olarak bilinen Denver havaalanı çevresindeki hava sahasında beklenen türbülans süreyi en aza indirmek için pilotlar güç artırıyordu. Kokpit ses kayıt cihazındaki veriler uçağın takati artırılırken motorda güçlü bir patlama olduğunu ortaya koyuyor. Uçuş veri kayıt cihazı motorun komutsuz bir şekilde durduğunu ve yangın ikaz ışığının kısa süre sonra devreye girdiğini gösteriyor. Raporda pilotların yangına müdahale etme prosedürünü izledikleri ve inişten önce uçağı hafifletmek için yakıt boşaltma kararı almadıkları görülüyor. Zira pilotların limit üzeri bir ağırlıkla inişin potansiyel tehlikelerinin diğer negatif senaryolara göre daha hafif kaldığı yönünde karar verdiği anlaşılıyor. Rapor'a göre yangın durumunda motora yakıt akışını kesen valfin düzgün bir şekilde devreye girdiği ve motora yakıt beslemesinin durduğu anlaşılıyor. Motordaki yakıt, yağ ve hidrolik hatlarının hasar gördüğü belirtiliyor. Rapor ayrıca motorun uçak havalimanına indikten sonra alev aldığını ancak itfaiyeciler tarafından hızlı bir şekilde söndürüldüğünü gösteriyor. Fransız iş yeti üreticisi Dassault, yeni modeli Falcon 6X'in ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığını ve sertifikasyon sürecinin resmen başladığını açıkladı. Şirketin Bordeaux yakınlarındaki Merignac fabrikasından çıkan uçağın ilk uçuşunda pilotlar uçağın kullanım niteliklerini, motor tepkisini ve temel uçak sistemlerinin davranışlarını test etti. 2,5 saat süren uçuşta 40.000 fit irtifaya ve 0.8 mah hıza ulaşıldı. Falcon 6X iş jetleri arasında en uzun ve en geniş kabine sahip olmasının yanında Londra'dan Hong Kong'a veya Los Angeles'tan Moskova'ya aktarmasız uçabileceği 10.186 km menzile sahip. Dassault CEO'su Eric Trappier Falcon 6X'in başarılı test uçuşunu hafta içinde bir helikopter kazasında hayatını kaybeden şirketin kurucu ailesinin üyelerinden biri olan Oliver Dassault'a adandığını söyledi. Oliver ailesinin sınırsız havacılık tutkusunu mükemmel bir şekilde somutlaştıran bir Falcon pilotuydu. Falcon 6X sonun askeri bilgi birikimi ve ticari havacılık uzmanlığının birleşiminin en son örneği olarak anılıyor. Savaş uçaklarından türetilen dijital uçuş kumanda sisteminin dünyanın en iyisi olduğu iddia ediliyor. Verimlilik, performans ve güvenlik konusundaki yeni yeteneklerinin uzun menzilli iş jetleri segmentinde yeni bir ölçüt oluşturacağı düşünülüyor. Kabin konforu ve ferahlığı açısından da yeni bir standart oluşturacağına inanılıyor. İlk teslimatın 2022'de yapılması planlanan Falcon 6X dışında kısa bir süre içinde yeni bir Falcon modelinin daha kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında gerçekleşen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ön raporu açıklandı. Kazaya helikopterdeki bir arızanın değil, kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesinin neden olduğu açıklandı. Eurocontrol raporuna göre 1 Şubat-6 Mart tarihleri arasındaki uçuş trafiğinde Türk Hava Yolları günlük ortalama 581 uçuşla tüm rakiplerini geride bırakırken İstanbul Havalimanı da günlük ortalama 190 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. ABD Başkanı Joe Biden ülke ekonomisini desteklemek için 1.9 trilyon dolar tutarındaki Covid yardım paketini onayladı. Paket hava yolları için 14 milyar dolar havalimanları ve diğer havacılıkla ilgili işletmeler için 9 milyar dolarlık destek içeriyor. 21 Ocak 2019'da uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın ailesi hem Cardiff City hem de oyuncunun eski kulübü Nantes'a kazayla ilgili dava açtı. Ayrıca uçuşu ayarladığı iddia edilen David Henderson, uçuş güvenliğini tehlikeye atmak ve geçerli bir izin veya yetki olmaksızın bir yolcuyu tahliye etmeye çalışmaktan Ekim ayında yargılanacak. Boeing ve Airbus'un aldığı iddia edilen sübvansiyonlar konusunda başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında 17 yıldır devam eden anlaşmazlıkla ilgili tüm tarifelerin askıya alınması için taraflar anlaşmaya vardı. EasyJet, Ryanair, Wizz ve Jet2 gibi düşük maliyetli hava yolları Avrupa Birliği'nin üzerinde çalıştığı, gezegenimizi etkileyen ve küresel ısınmayı artıran havacılık endüstrisi kaynaklı karbondioksit emisyonlarını sınırlandırmak için hava yollarının uçuşlarında belirli bir oranda sürdürülebilir havacılık yakıtları kullanmasını zorunlu hale getirme planına itiraz etti. Low cost hava yolları bu kuralın yalnızca Avrupa içindeki kısa mesafeli uçuşlar için değil, tüm uçuşlar için getirilmesini talep ediyor. İtiraza gerekçe olarak Eurocontrol'ün raporlarında yer alan Avrupa havalimanlarından 4000 kilometreden uzağa yapılan uçuşların toplam uçuş sayısının %6'sını oluşturmasına rağmen toplam karbondioksit emisyonunun yarısını oluşturduğu bilgisi gösterildi. Son dönemde uçak içinde yolcu ve kabin ekipleri arasında çıkan tartışmalar üzerine Hindistan Delhi Yüksek Mahkemesi uçaklarda maskelerini doğru şekilde takmayan yolcuların kara listeye alınmasını hukuka uygun buldu. Hong Kong merkezli Cathay Pacific 2020 için 2.8 milyar dolar gibi rekor bir zarar açıkladı. Şirketin yan kuruluşu olan Cathay Dragon'un kapatılacağı toplamda 8500 kişinin işine son verileceği açıklandı. Brezilya'nın sağa Paulo Guarulhos Havalimanı'nın pistlerinden birine yıldırım düştü. Piste hasar oluştu, uçuş trafiği bir süreliğine durdu. Türk Hava Yolları'nın TK 1888 sefer sayılı Viyana-İstanbul uçuşu öncesi yolculardan biri uçmaktan vazgeçip kanat üzerindeki acil çıkış kapısını açarak slide patlattı. Olay üzerine yolcu gözaltına alındı, uçuş iptal edildi. Çinli Dongkai Hava Yolları'nın Nantong Siyan uçuşunda kabin amiriyle kaptan pilot tekme tokat kavga etti. Uçuşta tuvalete giden kaptan pilot tuvaletin kapısında bir yolcuyla karşılaştı. Güvenlik nedeniyle sefer sırasında pilotların yolcularla karşılaşmasının riskli olduğunu söyleyerek durumla ilgili kabin amirine tepki gösterdi. Amirin karşılık vermesiyle mürettebat üyeleri arasında ciddi bir kavga çıktı. Kabin amirinin kolu, pilotun ise dişi kırıldı. Olay sonrası her ikisinin de işine son verildi. Rusya'nın Vladivostok kentinden Novosibirsk'e yapılan bir uçuşta uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 39 yaşındaki kadın yolcu, kalkıştan 15 dakika sonra uçağın kabininde gezinmeye diğer yolcuları rahatsız etmeye ve elbiselerini çıkarmaya başladı. Kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından koltuğuna iple bağlanan kadın inişin ardından gözaltına alındı. Jambi Jakarta seferini gerçekleştirmek üzere kalkışını yapan Endonezyalı Batik Air'e ait Airbus A320'de yaşanan iniş takımı sorunu nedeniyle geri dönüş kararı alındı. Burun iniş takımı 90 derece dönen uçak 117 yolcu ve 6 mürettebatıyla sorunsuz bir şekilde indi. Uçak bakımı alındı. Kısa süre önce aynı sorunu Bazele inişinde Pegasus Hava Yolları'nın A320 Neo uçağı yaşamıştı. Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul uçuşunda hırsızlık girişiminde bulunan Çinli yolcu suçüstü yakalandı. Ekonomi sınıfında oturan hırsız, kabin ışıkları söndükten sonra başüstü dolaplarını ve yolcuların koltuklarının altındaki çantaları yoklamaya başladı. Bir limitsiz Amerikan Express olmak üzere toplam 3 adet kredi kartı çaldığı tespit edilen Çinli yolcu, yolcuların şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Uzun süren pazarlıkların ardından İrlandalı uçak kiralama şirketi AirCup, General Electric'in uçak kiralama birimi Cikası 30 milyar dolara satın aldı. Anlaşmayla dünya dünyanın en büyük iki uçak kiralama şirketi birleşerek 2000'den fazla uçaktan oluşan bir filoya sahip oldu. İki şirketin uçak imalatçılarından teslim almadığı 500'ün üzerinde de uçak siparişi bulunuyor. Miami New Jersey seferi yapan Amerikan Airlines'a ait Boeing 737 MAX, New York Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yaşadığı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Pilotlar yağ basıncı veya hacim göstergesi ile ilgili olası mekanik sorun nedeniyle motorlardan birini kapattı. Tek motorla sorunsuz şekilde gerçekleştirilen inişin ardından uçak bakıma alındı. Uçağın 30 Aralık 2020'de Boeing tarafından havayoluna teslim edildiği ve yaşanan sorunun MCAS sistemiyle hiçbir ilgisi olmadığı açıklandı. İzlanda Hava Yolları yaklaşık 2 yıl aradan sonra 737 MAX ile ilk ticari seferini Reykjavik'ten Kopenhag'a gerçekleştirdi. Avrupa'da MAX uçaklarıyla ticari uçuşlara başlayan Belçikalı TUI ve Çekyalı Smartwings'in ardından 3. hava oldu. Dünya genelinde yeniden hizmete döndürülen Boeing 737 MAX uçaklarının sayısı ise 100'ü aştı. Aralık ayında MAX uçaklarıyla ticari uçuşları ilk kez başlatan Brezilyalı havayolu Gol, günde yaklaşık 11 saat uçan 8 uçağıyla MAX uçaklarını en çok kullanan havayolu durumunda. 28 Ocak'ta Cessna 210 uçağıyla Brezilya'da Amazon ormanlarında uçak kazası yapan pilot Antonio Sena, kazadan tam 36 gün sonra bir helikopterle kurtarıldı. Amazon ormanlarında 36 gün boyunca kuş yumurtaları ve yabani meyvelerle hayatta kalan Sena tam 25 kilo verdi. Yanan uçağın enkazının yanında bir hafta kurtarılmayı bekleyen Sena, arama kurtarma ekiplerinden umudu kesip yardım bulmak amacıyla ormanda bir yolculuğa başladı. Yaklaşık 5 hafta sonra ormanda bir grup kestane toplayıcısına rastlayan Sena, yetkililere haber verilmesi neticesinde kurtuldu. Singapur Hava Yolları Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Ayata tarafından geliştirilen dijital seyahat pasaportu Travel Pass uygulamasına pilotluk eden dünyadaki ilk hava yolu oldu. Uygulama Singapur-Londra uçuşlarında başladı. Katar Airways ise Doha İstanbul uçuşlarında temassız ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak için geliştirilen bu uygulamayı hizmete alan Orta Doğu'daki ilk havayolu oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.